Thomas Mann Hayal Kırıklığı Seslendiren Akın Altan O acayip adamın konuşmalarının kafamı tamamıyla karıştırdığını itiraf ediyorum. Ve korkarım ki şu an bile onları başkalarını da bu akşam beni etkilediği gibi etkileyecek şekilde anlatacak durumda değilim. Belki de bu etki, bu konuşmaları bana hiç tanımadığım birinin, garipsenecek bir samimiyetle ifade etmiş olmasından kaynaklanıyordu. O yabancının, Piazza San Marco'da ilk kez dikkatimi çektiği sonbahar gününün üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Geniş meydanda az sayıda insan bulunuyordu gerçi ama dolgun ve masalsı atları ve Altın süslemeleri baştan çıkarıcı bir netlikle yumuşak ve masmavi gökyüzünden ayrılan renkli harika yapının önünde denizden esen hafif rüzgarla birlikte bayraklar dalgalanıyordu. Tam ana kapının önünde Mısır dağıtan genç bir kızın etrafında bir sürü güvercin toplanmıştı. Dört bir yandan bir o kadarı daha oraya uçuyordu. Eşsiz berraklıkta neşeli bir güzellik manzarası Orada rastladım ona. Şu an yazarken olağanüstü bir netlikle gözlerimin önünde duruyor. Orta boylu sayılırdı. Bastonunu iki eliyle arkasında tutarken hızlı hızlı ve kambur yürüyordu. Siyah bir melon şapkası, açık renk yazlık pardösüsü ve koyu çizgili pantolonu vardı. Hangi sebepten bilmem İngiliz olduğunu sanmıştım. 30 yaşında olabilirdi. Belki de elli. Biraz kalın bir burnu ve yorgun bakışlı, gri gözlerinin olduğu yüzü tıraşlıydı. Ağzının çevresinde de açıklanamaz ve biraz da budalaca bir gülümseme vardı sürekli. Zaman zaman kaşlarını kaldırarak, araştırıcı bakışlarla etrafına bakınıp sonra yüzünü yere çeviriyor, kendi kendine birkaç kelime konuşup başını sallıyor ve gülümsüyordu. Meydanda böyle ısrarla volta atıyordu. O andan itibaren onu her gün gözetlemeye başladım. Çünkü hava iyi olsun kötü olsun öğleden önceleri veya sonraları tek meşgalesi 40-50 defa piyazayı arşınlamakmış gibi görünüyordu. Hem de yalnız başına ve o tuhaf tavrıyla. Aklımda kaldığı kadarıyla o akşam askeri bandonun konseri vardı. Florian Cafe'nin meydana serpiştirdiği küçük masalardan birinde oturuyordum. Konser bittikten sonra o zamana dek ara sıra büyük öbekler halinde ayrılan kalabalık dağılmaya başlayınca yabancı yine o dalgın gülümsemesiyle yanımda boşalan masalardan birine oturdu. Zaman geçiyor, etraf gittikçe sessizleşiyordu. Biraz sonra da ne kadar masa varsa boşaldı. Ortalıkta dolaşan bir iki insan dışında meydanda azametli bir sessizlik hüküm sürüyordu, gökyüzü yıldızlarla kaplanmıştı ve San Marco'nun muhteşem teatral cephesi üzerinde yarım ay görülüyordu. Komşuma sırtımı dönmüş, gazetemi okuyordum. Tam onu yalnız bırakacaktım ki, biraz ona doğru dönme gereğini duydum. Zira şimdiye kadar hareket ettiğine dair bile en küçük bir ses işitmemişken, birden konuşmaya başladı. ''Venedi'ye ilk gelişiniz mi, beyefendi?'' diye sordu kötü bir Fransızcayla. Ben ona İngilizce cevap vermeye uğraşırken, sık sık öksürerek düzeltmeye çalıştığı alçak ve kısık sesiyle şivesiz bir Almanca konuşarak devam etti. Tüm bunları ''İlk kez mi görüyorsunuz? Beklentilerinizi karşılıyor mu? Belki de geçiyordur bile. Ah, daha güzel olamazdı demek. Doğru mu? Bunu sadece mutlu ve kıskanılması görünmek için söylemiyor musunuz? Ah!'' Arkasına yaslanıp, Gözlerini kırpıştırarak ve tamamen anlaşılmaz bir yüz ifadesiyle beni süzdü. Yaşanan duraklama uzun sürdü. Bu garip konuşmayı nasıl devam ettireceğimi bilmeden yeniden kalkmaya davrandım ki aceleyle öne eğildi. Bunun ne olduğunu bilir misiniz beyefendi? Hayal kırıklığının diye sordu usulca ve etkileyici bir şekilde iki elini bastonuna dayayarak özel olarak bir başarısızlığın bir fiyaskonun değil büyük genel hayal kırıklığının her şeyin hayatın tamamının bir kimseyi uğrattığı hayal kırıklığının elbette bilmezsiniz Bense gençliğimden beri onunla dolaştım. Ve o beni yalnız, mutsuz, biraz da garip kıldı. İnkar etmiyorum. Hem nasıl anlayabilirdiniz ki beni, beyefendi? Ama belki de... Beni iki dakika dinlemenizi rica edersen... Anlayacaksınızdır. Çünkü... Söylenecek gibi ise hemen söyleni verir. Küçük bir şehirde temiz mi temiz odalarına eski moda haşmetli bir alim iyimserliğinin hakim olduğu ve içinde insanın acayip bir kilise kürsüsü retoriği havası soluduğu bir rahip evinde büyüdüğümü söyleyeyim. İyi ve kötü, güzel ve çirkin hakkındaki yüce kelimelerden, belki de onlar yalnız onlar tüm acılarımın sebebi olduğu için ölesiye nefret ediyordum doğrusu hayat benim için yüce kelimelerden ibaretti zira bunlar adına tek bildiğim bu kelimelerin içimde meydana getirdiği korkunç ve hayali sezgilerden başka bir şey değildi İnsanlardan ilahi iyiliği ve tüyler ürperten şeytanlığı bekliyordum. Hayattan hayranlık veren güzelliği ve korkunç olanı bekliyordum. Ve tüm bunlar için bir arzu dolduruyordu içimi. Engin gerçekliğe, her nasıl olursa olsun tecrübeye, sarhoş edecek derecede azametli mutluluğa ve anlatılamaz, Sezilemez korkunçluktaki acıya, derin, kaygı dolu bir özlem. Hayatımın ilk hayal kırıklığını beyefendi, üzücü bir berraklıkla hatırlıyorum. Sizden bunun asla güzel bir ümidin boşa çıkmasından değil, bir talihsizliğin vuku bulmasından kaynaklandığını anlamanızı rica ederim. Baba evimde bir gece yangın çıktığında henüz bir çocuk sayılırdım. Ateş gizli ve hain bir şekilde etrafı sarmıştı. Odamın kapısına kadar tüm kat yanıyordu. Merdivenin de alevler içinde kaybolmasına ramak kalmıştı. Durumu ilk fark eden bendim. Evin içinde koşarak ardarda arda, "Yangın var, yangın var" diye bağırdığımı hatırlıyorum. Bu kelimeyi çok net olarak hatırlıyor ve o zamanlar fark etmemiş olsam da bunun temelinde hangi duygunun yattığını da biliyorum. Hissettiğim kadarıyla yangındı o. O an yaşıyordum onu. Daha kötüsü olmadı mı? Bu kadar mıydı? Tanrı biliyor ya, küçük bir mesele değildi bu. Evin tamamı kül olmuştu. Kendimizi bu büyük tehlikeden zar zor kurtarmıştık. Ben çok ciddi yaralar almıştım. Hayal gücümün olayların önüne geçtiğini ve ailemin evinde çıkan yangını bana olduğundan daha korkunç gösterdiğini söylemek haksızlık olurdu. Ama çok daha korkunç bir şeyin Belli belirsiz bir sezgisi, şekilsiz bir tasavvuru yaşamıştı içimde ve gerçek buna nazaran sönük görünüyordu bana. Yangın ilk büyük tecrübemdi. Bununla müthiş bir umutta hayal kırıklığına uğramıştı. Uğradığım hayal kırıklıklarını tek tek anlatmaya devam edeceğim diye telaşa kapılmayın. Hayattan duyduğum olağanüstü beklentilerimi bir çare bir hırsla binlerce kitaptan beslediğimi söylemekle yetineceğim. Şairlerin eserleriyle. Ah! Onlardan yüce kelimelerini tüm duvarlara yazmayı ve vezüve daldırdıkları çam ağacıyla gökyüzüne de çizmeyi isteyen bu şairlerden Nefret etmeyi öğrendim. Diğer taraftan her bir yüce kelimeyi yalan veya alay olarak algılamaktan geri duramıyordum. Kendinden geçmiş şairler bana dilin fakir olduğunu, ah, onun fakir olduğunu söylediler. Ama hayır beyefendi. Bana öyle geliyor ki dil zengindir. Hayatın sınırlılığı ve yoksulluğuna nazaran çok zengin. Istırabın sınırları var. Vücutta olanın ki baygınlıkta, ruhta olanın ki ahmaklıkta. Mutluluğun durumu da farklı değil. İnsanın dertleşme ihtiyacı ise, bu sınırların ötesinde yalan söyleyen sesleri icat etmiş. Bunun sebebi ben miyim? Bazı kelimeler, Gerçekte olmayan tecrübelerin sezgilerini içimde uyandıracak bir şekilde sadece beni mi etkiliyor? Meşhur hayata doğru yola çıktım. Büyük sezgilerime karşılık gelecek o tecrübe arzusuyla dolu olarak. Tanrı yardımcım olsun. Nasibim değilmiş. Yeryüzünün en öbülen bölgelerini gezmek için Etrafında insanlığın yüce kelimelerle dans ettiği sanat eserlerinin önüne çıkmak için dolandığım durdum. Önlerinde durdum ve kendime dedim ki: Güzelmiş. Ama daha güzeli yok muydu? Hepsi bu kadar mı? Gerçeklerden hiç anlamam. Belki bu her şeyi açıklıyordur. Dünyanın bir yerinde bir gün dar ve derin bir yarın başında durdum. Taş duvarları çıplak ve dikti. Altında su taş kütleleri üzerinden köpürüp bakıyordu. Aşağı bakıp düşündüm ki ya düşsem. Ama kendime şu cevabı verecek kadar tecrübem vardı. Bu olursa. Düşerken kendime derdim ki Şu an aşağı düşüyorsun. Şimdi gerçek oldu. Tam olarak nedir bu? Bu konuda konuşabilecek kadar tecrübem olduğuna inanıyor musunuz? Yıllarca önce bir kız sevmiştim. Elinden tutup korumam altında gezdirmekten hoşlanacağım narin ve hoş birini. Ama o beni sevmemişti. Şaşılacak bir şey değildi bu. Başka birisi korudu onu. Bundan daha acı bir tecrübe var mıdır? Şehvetle korkunç bir şekilde karışmış, bu sert zulümden daha utanç verici bir şey var mıdır? Bazı geceler gözlerim açık yatardım. Şu düşünce diğer her şeyden daha üzücü ve eziyet vericiydi. Büyük ıstırap işte budur. Şu an onu yaşıyorum. Tam olarak nedir bu? Size mutluluğundan da bahsetmeme gerek var mı? Zira mutluluğu da yaşadım. Mutluluk da beni hayal kırıklığına uğrattı. Gerek yok. Genel hatlarıyla hayatın bu olduğunu, vasat, bilgi çekmeyen, ve donuk seyrinde beni hayal kırıklığına uğrattığını anlamanızı sağlayamayacak çünkü Nedir diye yazar genç verter İnsan o övülen yarı tanrı Tam en çok ihtiyaç duyduğu anda eksilmez mi kuvveti Ya sevinç içinde coşar veya acı içinde batarken her ikisinde de. Tam sonsuzluğun dolgunluğu içinde kaybolmayı özlediği anda durdurulamaz. Tam orada kör, soğuk bilinci yerine getirilmez mi? Sık sık. Denizi ilk gördüğüm günü hatırlarım. Deniz büyüktü. Deniz engindi. Bakışım sahilden uzaklara kayıyor ve özgürleşmiş olmayı umuyordu. Ama arka tarafta ufuk vardı. Neden bir ufkum var? Hayattan sonsuz olanı beklemiştim. Belki de diğer insanlarınkine göre daha dardır benim ufkum. Gerçeklerden anlamam, demiştim. Yoksa çok mu fazla anlıyorum acaba? Çok mu çabuk kesiliyorum? İşim çok mu çabuk bitiyor? Mutluluk ve ıstırabın çok alt derecelerini seyreltilmiş halini mi tanıyorum sadece? Sanmıyorum. İnsanlara inanmıyorum. Hayat yüzünden şairlerin yüce sözlerine katılanlara hiç inanmıyorum. Korkaklık bu. Yalan. Bu arada, beyefendi, acının değil de, sadece mutluluğun yüceliğini yaşadığını iddia eden, başkalarını gizlice kıskanma ve itibar hırsı olan, kendini beğenmiş insanların varlığını fark ettiniz mi? Hava karardı. Beni dinlemiyorsunuz artık. Bu yüzden bugün bir kez daha kendim ve başkaları önünde kendimi mutluymuş gibi göstermek için benim de bizzat benim de bu insanlarla beraber yalan söylediğimi itiraf etmek istiyorum. Ama bu kendini beğenmişliğin çöküşünün üzerinden birkaç yıl geçti ve ben yalnız, mutsuz ve biraz da garip oldum inkar etmiyorum. Geceleyin, yıldızlı göğü seyretmek en sevdiğim meşgalemdir. Dünyadan ve hayattan başını kaldırmanın en güzel şekli değil midir çünkü bu? Sezgilerimi en azından korumak sevdasında olmam. Affedilir bir şeydir belki de. Ya hayal kırıklığının eziyet verici kalıntıları olmadan, Gerçekliğin yüce sezgilerimde eriyip gittiği, özgürleşmiş bir hayat rüyası görmek ya ufku olmayan bir hayat. Bunun rüyasını görüyor ve ölümü bekliyorum. Ah, onu. Ölümü. O son hayal kırıklığını öyle iyi tanıyorum ki. Ölüm buymuş diyeceğim son anımda mi? İşte şimdi yaşıyorum onu. Tam olarak nedir bu? Meydanda hava soğudu, beyefendi. Bunu olsun hissedecek durumdayım. <laughs> Müsaadenizi rica edeyim. Hoşçakalın. Son